Senin başarın var ama yetersiz görüyorsun kendini. Bu başarıyı arttırabilmek için ne yapman gerekiyor? Bu videoyu sonuna kadar izlersen bununla alakalı sana biraz bilgi vermek istiyorum. Ve uygularsan hayatında daha başarılı, daha huzurlu ve mutlu olursun. Şimdi bir kere herkes kendi balonun içerisinde, kendi dünyası var. Kendine göre başarılı. Ama başkalarına göre başarısız olabilir bir insan. Bir kişi bunu fark edebilir. Belki dışarıdan baktığında. Tamam. Ben şu anda aylık 10 bin euro para kazanıyorum ama aynı işi yapan başka bir adam da 150 bin euro kazanıyor. Demek ki ben kıyaslayıp kendini o adamın yanında başarısızım. Peki ben ne yapmam lazım başarımı arttırmak için? Bir kere şunu açık ve net söylemek istiyorum. Teknoloji ve bilgi o kadar hızlı gelişiyor ki her 2 senede bir ikiye katlıyor kendini. Teknoloji ve bilgi ikiye katlıyor kendini. Bilim. Sen eğer aktüel durumda kendini update yapmazsan, aktualize etmezsen, yani upgrade diyorlar değil mi? Bu telefonlarda sürekli güncelleyeyim mi diye yazı geliyor. Basıyorsun üzerine ve kendini güncelliyor. Hatta 2 haftada bir güncelliyor cep telefonu. Bunu yapıyor ise sen hala kendini güncellemiyorsan, kendini geliştirmiyorsan, içindeki yeteneklerini keşfedip o potansiyelini kullanmıyorsan eğer, upgrade yapmıyorsan, o zaman 2 kere 2, 4 yapar hesabı mantıklı düşün. O zaman kaybeden insansın sen. Yani o zaman başarın ne oluyor otomatikmen? 2 senede bir yarı yarıya iniyor. Niye? Çünkü millet çalışırken, senin rakibin koştururken, dijital sistemleri öğrenip, satış psikolojisini öğrenerek hedeflerine varmaya çalışırken, sen onun yerine ne yapıyorsun? Netflix izliyorsun, dizi izliyorsun, maç izliyorsun, haberleri izliyorsun. Kendini geliştirecek hiçbir şey yapmıyorsun. Veya şirketini geliştirmek için bir şey yapmıyorsun. O zaman bunu hak ediyorsun demektir. Başarısız olmayı sen seçtin. Birilerini suçlayamazsın. Rakibini suçlayamazsın. Çünkü çalışana vermemeyi haya ederim diye bir ayet var. Dolayısıyla sen kendini geliştirmen lazım. İlk önce tanıman lazım. Başarını arttırmak istiyorsan. Kendini tanıyıp bende neler var? Hangi yeteneklerim var? İçimde ne gibi cevherler var? Hangi pırlantalar, hangi diamantlar var? Bunları bulman lazım ve onun bakımını yapman gerekiyor. Upgrade yapman lazım. Kendini geliştirmen gerekiyor. Kendini geliştirdikçe aktüel durumda olursan, güncellersen kendini dizilerden, televizyonlardan, şarkı, müzik, seni aşağı çeken arkadaşlardan uzaklaştıkça, onlardan uzaklaştıkça seni geliştiren, seni uyandırmaya çalışan bizler gibi insanları takip edersen, istemeyerek de olsa, o zaman başarıya ulaşacaksın demektir. Sen de hedefine ulaşacaksın demektir. Aslında başarıya ulaşmak bu dünyada şu dönemde çok kolay. Niye? Çünkü insanların geneli kendini geliştirmeyen hareketler içerisinde bulunuyor. Kafayı toprağa gömmüş, başka şeylerle meşgul. Yani kendini geliştirmeyen konularla uğraşıyor. Dedikodu, dizi, haberler bilmem ne. Yani kendisine ait olmayan problemlerin arkasından koşuyor insanlar. Yani kendi derdi olmayan dertleri düşünüyorlar kadın programlarını dinleyerek örneğin. Dolayısıyla kadın programlarında polisiye dizilerine benzeyen haberleri izleyerek örneğin. Artık bugünden itibaren ben başarılı olmak istiyorum diyorsan biraz önce dediğim gibi kendi üzerine fokuslan. Tamam mı? Kendini geliştirmek için güncelde tutmak için harekete geçmen lazım. Kendine yatırım yapman gerekiyor. Kendi düşüncelerini, bakış açını değiştirmen gerekiyor artık. Mindset'i değiştirmek, düşünce kalıbını değiştirmek. İlk önce belki oradan başlaman lazım. Harekete geçmen gerekiyor. Yani düşünce kalıbını değiştirmeye başladığın zaman zaten bilinçaltında sana lazım olan kaynaklar devreye girecek ve problemlerini çözeceksin. Hedefine çok hızlı varacaksın.
Şunu da söylemek istiyorum. Yıllardan beri biz Avrupa'da yaşayan Müslümanlara duyguları, düşünceleri, davranışları değiştirerek kendilerini keşfetmelerini, kendilerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Bununla beraber daha ailece, daha huzurlu, mutlu yaşamalarına vesile oluyoruz. Onlara yöntem ve taktik göstererek. Eğer hocam ben de istiyorum, ben de kafa yapımı değiştirmek istiyorum, düşüncelerimi değiştirmek istiyorum, hedefime bağlamak istiyorum, başarımı arttırmak istiyorum diyorsan bizimle iletişime gireceksin. Çok basit. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla, beğenirse değilsen YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Bununla beraber videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ben sana şu anda neredesin, nereyi hedefliyorsun, oraya nasıl gideceğini adım adım online görüşmede anlatırım. Hemen şimdi aşağıdaki linke tıkla, bizimle iletişime gir. Hoşça kal.